Hocam iyisiniz inşallah. Elhamdülillah iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Amin Gönül cümlemizden. isterdi ki karşı karşıya olmak bir masada. İnşallah o Ama da şu olur. an inşallah hocam onu yayın sonunda sizden böyle bir söz talep edeceğiz Allah izin verirse. İnşallah. İnşallah hocam. 8-15 gibi başlayacağız dedik. Bir Evet. dakikaya inşallah başlayacağız. Şu anda yayına katılıyor arkadaşlar. Tamam. Size birbirinden güzel sorular hazırladık. İnşallah Güzel, güzel. bereketli bir program olur. İnşallah. Önceki yayınlarınızı izledim hocam olabildiğince. Tekrar ettim kimisini. Bunun sonucunda belki daha önce size sorulmamış birkaç soru da sormuş olacağım inşallah. Güzel. Dersime Bereketli olur diyor muyum? çalıştım diyorsunuz ya. Vallahi hocam sizin tavsiyelerinizi uydum. Elimden geldiğince dersimde çalıştım. İyi Öncelikle yapmışsınız. kendimi de tanıtayım hocam. Ben Buyurun. Hakan. Soy ismim Zortul. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 5. sınıf öğrencisiyim. İnşallah bu koronavirüs muhabbeti de biterse mezun olacağım. Şu İnşallah. anda. İnşallah hocam dualarınızı eksik etmeyin. Aslen Nerelisiniz? Vanlıyım. Aslen Vanlıyım. Vanlıyım. Ailem Adapazarı'nda. Orada büyüdüm. Evet. Öyle hocam yani. Şu anda eğitime devam ediyorum. Ben Allah Koç kolaylıklar versin. Gününde öğrenci komisyonunda geçen yıl başkanlık yaptım. Hayat Evet. Vakfı biliyorsunuz hocam, sağlık platformu. Evet. Burada kıymetli eczacılar, doktorlar ve diğer sağlık çalışanları bulunuyor. İnşallah onlar da bugün istifade edecekler. Uzun İnşallah. zamandır aslında planlanmak istenmiş, daha önce sizinle de görüşülmüş ama Evet. yoğunluğunuzdan ötürü isabet olmamış. Ancak fırsat Nasip oldu. Evet. günüymüş. Evet. Öyle hocam. O zaman hayırlısıyla hocam. Bismillah diyelim. Bismillah. Euzu Peki. billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Hayati İnanç hocamızla bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli katılımından ötürü. Gönül Estağfurullah. isterdi ki bugün bir masa başında vakfımızın konağında beraber olabilmek ama böylesi Olur. nasip oldu. İnşallah bereketli bir program olur. Hocam size ilk sorumla başlayayım. En basit olsun. Lütfen peki. Zor sorular da var yani. Tamam hocam. Nasılsınız diye başlayalım o zaman. Elhamdülillah. En zor soru o. Elhamdülillah. Çok şükür. Elhamdülillah. Nimetin sahibini hatırlamak. Şükür, şükür nimetin sahibini hatırlamak ve verilen nimeti onun rızasına aykırı kullanmamaktır. İnşallah bu manada şükredenlerden oluruz. İnşallah hocam. Takdir ederseniz inşallah ilk sorumuza başlayalım hocam. Buyurun. Sorumuz şimdi biz bir sağlık platformuyuz. Bu Evet. noktada size sorumuz sağlıkçı olmayı yani hekim, eczacı ya da diş hekimi olmayı hiç hayal ettiniz mi, hiç düşündünüz mü? Böyle bir idealiniz oldu mu? Ettim de Çünkü genelde herkesin böyle bir ideali oluyor gençlik yıllarında. benim puanım yetmedi. Ben 1977'de hukuk üniversite imtihanına girdim. Puanım İstanbul Hukuk'a isabet etti. Aynı biçimde, aynı listede 18 tercihte bulunma hakkınız vardı. O yılların sistemi öyleydi. Tek dereceli imtihandı. Çocukluğumdan beri de anam benim oğlum doktor olacak, bana bakacak diye beni motive ederdi. Nasip değilmiş. Avukat olduk. İsterdim, İyi ki arzu o, ederdim iyi ki, iyi yani. ki o, iyi ki olmuşum diyor musunuz peki hocam yani şu an böyle bir geçmişe Valla baktığınızda? bir şaire rastladım geçen de. Maraşlı bir şair 18. yüzyıldan. İhtiyarımla ben hiç olur muydum tabip? Ger bileydim alemin bunca devasız derdini diyor. Ya bilseydim insanların bu kadar dertli olduğunu, hekim olur muydum diyor. Ah diyor, olduk bir defa diyor filan. Yani isterdim ama her şey nasiple biliyorsunuz, öyle çok fazla belirleyemiyor insan.
takdir böyle ama maksat her zaman insana hizmettir, insanlığa hizmettir öyle veya böyle. Sizlerinki elbette çok şerefli bir hizmet tarzı, biçimi, şekli. Yani imreniyorum doğrusu. Hele hele bu yaşadığımız günlerde sağlık personelinin kıymetini biraz daha anlama fırsatı bulduk inşallah. İnşallah imtihanı kazanırız yani. Neyin kıymetli olduğunu da bize öğretiyor bu zorlu süreç işin doğrusu. İnsanoğlu rehavet ortamında idraki biraz örtülüyor sanki, perdeleniyor. Zora girince anlıyor. Elden çıkınca anlıyor nimetin kıymetini. İnsanoğlu işte insan zayıf, aciz. Efendim az şükrediyor, az fikrediyor. Efendim inşallah bu süreç bize fayda sağlayacak bu manada. Hastalıkta şifa var buyurdu kainatın efendisi. Hastalıkta şifa var. Yani acı gelir ama insanoğluna çok şifa var. İnşallah hocam bu süreci hayırlısıyla atlatın. Amin, amin inşallah, amin. Allah işinize gücünüze kolaylıklar versin. Yani büyük, siz büyük imtihandan geçiyorsunuz. Büyük kazançlar tabii nimet külfet mesabesindedir. Izdırabınız çok. Buna mukabil kazancınız da çok tabii ki. Yani sizler bugünlerde cephede savaşan asker gibisiniz adeta. Doğrudan hastalıkla yüz yüze ve herkesin ümitle baktığı simalar olmak cidden önemli. İnşallah karlı çıkarsınız son tahlilde. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Bu noktada isterseniz buyurun. Bu noktada bir sonraki soruya geçelim. Ben bu soruyu hazırlarken biraz da kendi açıkçası şu an 23 yaşındayım. 23 yaşımı bitiriyorum. Maşallah. Bunu göz önüne alarak yazdım. Senden yaşça büyük evlatlar var. Biz epey büyük yani. 10 yaş, 15 yaş büyük evlatlarım var. Evet. Allah bağışlasın hocam inşallah. Buyurun. Hocam hayatınızda bugüne dek bildiğimiz kadarıyla çeşitli mesleklerle uğraştınız. Evet. Öğretmenlik, hukuk, ondan sonra evet. Yayıncılık. Yöneticilik, denetçilik falan. Evet, sunuculuk. Şu anda bulunduğunuz konumu zaten size az önce sordum. Nasıl değerlendiriyorsunuz diye. İyi ki hukuk okudum diyor musunuz? Evet, tabii. Yani bundan hep memnun oldum yani. Evet. Şimdi şöyle şu soruyu toparlarsak. Ben Simyacı kitabını okurken orada kendi kişisel menkıbenize ulaşmak diye bir kavram var. Evet. Kişisel menkıbe. Bu noktada hocam, hayatınıza böyle bir geçmişe baktığınızda kendi kişisel menkıbenize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Vallahi adını koymamıştım ilk gençlik yıllarında meslek tercihi anlamında ama faydalı olmak, insanlara yarar sağlamak, dünya kazancını, dünyalık kazancı temin ederken ahirete de yatırım yapıyor olmak, ahirete yarar bir iş tutuyor olmak, efendim dua, insanların duasını almak murad etmiştim. Kavuştum. Yani bunda şey değil, mahrum değilim. Her iş aslında, her meslek doğru yapıldığı takdirde bu dediklerimi sağlar ama ben genel bir çerçeveyle, yani bir meslek kaygısıyla hareket etmemiştim. İlla gönlünde bir meslek var mıydı diye soracak olursanız hiç içimden çıkmayan, çocukluğumdan beri halen de içimde tuttuğum öğretmenliktir, muallimliktir. Fakat muallimim işte. Yani işim bu. Yani muallimlik mesleğini de öğretmenliği yani yeni deyişle öğretmek değil de beraberce öğrenmek olarak anlarım. Ve ona devam ediyorum. Hiçbir şey değişmedi yani. Kart vizitinize yazması gerekmiyor. Hayatım o şekilde geçiyor. Öğrenmeye devam ediyorum. Bildiklerimi paylaşmaya devam ediyorum. Hepimiz hayatta öğrenciyiz ve öğretmeniz. Yani bir nevi hocam kişisel menkıbenizi öğrenmek, beraber evet. Öğrenmek olarak mı nitelendiriyorsunuz? Evet, öğrenmek ve öğretmek, evet. Yani bilgiyi paylaşmak. Hiç o arzumun sönmemesini hep Allah'tan niyaz ediyorum. İnsan bunu kaybettiği zaman gerçekten ihtiyarlamış oluyor. Yani öğrenme arzusundan hiç uzak kalmayı istemiyorum. Allah'tan da niyazım o. Son nefesime kadar bu arzudan, bu şevkten beni mahrum etmesin. Amin hocam. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Estağfurullah. En yüksek rütbe ilim rütbesidir. Ve öğrenilecek çok şey var. Bir defa insan küçük kainat.
Yani öğrendim dediğin anda cehlini fark ediyorsun. Yani öyle bir muazzam şey ki insanoğlu, yani hoşça bak zatın hakim zübde-i alemsin sen demişti şair. Merdüm-i dide-i ekvan olan Ademsin sen. Yani insanın ne kadar kıymetli, ne kadar karmaşık, ne kadar büyük efendim bir varlık olduğunu, Hazreti Ali'nin deyişiyle küçük kainat olduğunu işaret etmişti. Öğrenilecek şeyin ucu bucağı yok yani. Ne kadar öğrenirseniz cehliniz o kadar fark ediyorsunuz. Rahmetli şair Necip Fazıl, alim ki hayreti yok ne boş yere gayrette demişti. Yani hayrete varmayan ilmi de ilim saymıyor yani. Kuyruğu etrafında dönen kedi hayrette, alim ki hayreti yok ne boş yere gayrette. Ömür boyu öğreneceğiz. Öyle hocam. Allah razı olsun. Hocam siz de böyle açıkçası çok fazla böyle soru yağmurunu da tutmak istemiyorum. Yani bu noktada... Tut tut, hiç mahsur yok. İyi olur. İşimi de kolaylaştırır. Memnun olurum. Yani bana eleştiriler geliyor biraz da. Hani hocamız biraz böyle olabildiğince kendi... Gelsin, gelsin. Bir... Eleştiriler de devam etsin. Sen yine devam et sormalara. Tamamdır hocam. Allah razı olsun. Eksik olur. Hocam ben hayatınızda dönüm noktası olarak gördüğünüz bir olay var mı? Ve varsa bunu bizimle paylaşabilir misiniz açıkçası? Ben videolarınızı izledim. Orada tam evet. olarak hayatımda dönüm noktası dediğiniz bir olay açıkçası gözüme çarpmadı. Birçok evet. olay var belki. Bunlardan evet. hangisini dönüm noktası olarak nitelendirirsiniz? Lise yıllarımda karmaşık ortamda, her anlamda karma, hem fikri hem içtimai, yani toplum darmadağın. Biz de ideolojilerle falan boğuşuyoruz. Çocukluktan gençliğe yeni geçmişiz, onun fırtınaları esiyor üzerimizde filan. Epey zorlu geçirdim. Bir de erken girmiştik okula. Yani 16 yaşında liseyi bitirdim ben. Fakat lise yılları fırtınalı geçti. Bir takım ideolojilerin tesiri altında kaldık. Ve darmadağın olduk. Yani huzursuzluğa düştük. İşte ondan sonra büyük alim İmam-ı Gazali Hazretlerini ve eserlerini tanıyıp bulmak, efendim onlarla yaramı sarmak, aldığım zehirlere panzehir uygulamak imkanı buldum. Benim için dönüm noktası işte odur. Yani 16-17 yaş aralığı, 18'e kadar da devam etti. Tam bir tedavi, rehabilitasyondaydım yani. Ağır bir rehabilitasyon geçirdim. Şifa buldum, kendime geldim. Dinimi öğrenmenin verdiği huzur, dinimi yaşamaya başlamanın verdiği huzur, rahatlık, efendim. Hastalığın en tatlı yanı nekahet dönemidir ya. Yani nekahet, böyle tatmayanı asla bilemeyeceğim. Dedi ki hastalıkta şifa var. Yani işte, şifa var işte yani. O zaman bir karar vermiş, bir yol çizmiştim kendime. Benim gibi sıkıntı içinde olan, bunalım geçiren, ızdırap çeken, hakikati arayan gençlere, kardeşlerime yardım etmek, onlara yol göstermek, tavsiyelerde bulunmak benim işim olsun şeklinde arzu etmiştim. O yolda devam etmekteyim işte. Yani 40 küsur yıl önceki bir hadiseyi size anlatıyorum. Benim için dönüm noktası odur. Efendim, bir de şu var, aşağı yukarı aynı döneme rastlayan, bir buçuk yıl sonra başlayan bir evlilik. Yani erken yaşta, 18 yaşında söz, 19 nişan, 20 düğün şeklinde. Cenab-ı Hak bana lütfetti, isabetli, doğru bir evlilik efendim. O da benim hayatıma hiç aralıksız olarak, yani hep olumlu katkılar sağlayan bir ilaç, bir şifa oldu adeta. Doğru bir evlilik nasip oldu. Sordum, soruşturdum, hassas davrandım, titiz davrandım, istişareler ettim, dualar ettim. Cenab-ı Hak karşılıksız bırakmadı efendim. Ve bu ikisidir yani, işin ve işin seçimi. Yani bunu öyle özetleyebiliriz. Benim için dönüm noktası teşkil eden şeyler. Bunu biraz önce andığımız şair Necip Fazıl'ın hocasının dilinden ifadelendirecek olursak, yaptığınız her hatayı
silebilirsiniz. Yani bir miktar bedel ödemeniz gerekse de hatayı telafi etmek, silmek mümkündür ama eş ve iş konusunda yapılan hatayı silmek için kağıdı yakmaktan başka çare kalmaz. O iki noktada yapılan hata, Allah göstermesin, cehenneme götürür tarzında sözleri ne hatırlarım her safhada, hayatımın her safhasında. Şükürler olsun Allah'a ki hatam eksik değil. Ömrüm boyunca çok hatalar yaptım. Yani saymaya gücüm yetmeyecek kadar çok hatalar yaptım ama işte o iki temel noktadaki doğrular, Cenab-ı Hakk'ın bana ihsan ettiği doğrular her defasında toparlanma fırsatını bana bahşetti. O yüzden şimdi sevgili gençlerimize de bu iki noktada hassasiyet göstermelerini, niyetlerini düzeltmelerini tavsiye etmek isterim. Her şey onlara bağlı çünkü. Yani insan hata eder, bahsi, yanılabilir. Evet. Bahsi açılmışken sorayım. İlerleyen sorularım da vardı aslında. Siz üniversite yıllarındayken evlendiniz. 3 yıl okudum. Evet. Evet, ben de duanıza talibim. Şu an nişanlıyım inşallah. Maşallah, maşallah. Allah bu senenin kolaylık sonunda versin. Evleneceğim. Ben belki üniversitedeyken maşallah evlenemeyeceğim ama hiç olmasa bir tarafından evet tutmuş olduk yolun. Evet, mübarek olsun. Doktor hocam, gençlere üniversite bitmeden evlenmek isteyenler var. Çok fazla bunların sayısı. Ne tavsiyede bulunursunuz? Yani evlenmeyi uygun buluyor musunuz? Bu noktada tavsiyeniz ne yönde olur? Genel bir tavsiye uygun değil. Yani siz... Tıp erbabının çok iyi bildiği bir şey vardır. Tıp ilminde hastalık yok, hasta var. Herkes için cevap ayrıdır. Yani o kişiyi tanımak lazım ama olgunluk, yeterli olgunluk, doğru bakış açısı efendim söz konusuysa, varsa ufak tefek şeyleri bahane ederek geciktirmekte fayda görmem. Benim ufak tefek dediğim şeyler... zamanımızda hep böyle maddi odaklı. Yok efendim. Öyle hocam. Yok efendim, arabanın modeli, evin bilmem bulunduğu semt. Ya geçiniz bunları yani. Geçiniz bunları. Zaten buralara takılınır da takılınıyor ve bunlar esas alınarak hayata rota çiziliyorsa o iş baştan doğru değil demektir yani. Yani hiç ilgisi olmayan bir şeyden bahsediyoruz çünkü evlilik bir kere ahiret işidir. Doğrudan doğruya ahiret işidir. Bütün sonuçları hem kendiniz hem de sizden sonrakiler için, çocuklarınız için ahiretteki pozisyonunuzu belirleyecek temellerdir. O açıdan bakılmıyorsa zaten evliliği erken yapmış, geç yapmış çok da farklı değil. Yani ikisi arasında bir fark yok. Önemli bir fark yok. Esaslarda anlaşıldıysa, temeller doğruysa 3-5 eksiğe, maddi noksanlara bakmak akıllıca değil. Hiç değmez. Zaten bunları bırakıp gideceğiz. İlim sahibi birine talebeleri geldiler. Şöyle bir soru sordular. Efendim dediler, şu delikanlı işte tanıdığınız filan hanım kıza talip, desti izdivacına talip. Hani bunu bir de güzel Osmanlıca söyleyelim. Fakat biraz hali vakti yerinde bir kimsedir. Kızcağız ailesi falan zengin değiller, fakirler ama delikanlı epey zengince bir aileye mensup. Cevap şu oldu. Şartlarımıza uyarlarsa zenginliği kusur sayılmaz. Yani zenginliği kusur olarak. Yani kusurdur da şartlarımıza uyarlarsa bu kusuru görmezden geliriz biçiminde yani anlaşılabilecek bir nükte. Yani şimdi nereden neresinden bakıyoruz meseleye? O önemli. Neresinden bakıyoruz? Yani illa fakir olmak lazım manasında söylemiyorum bunları ama önemi yok. Bunların önemi yok. Yani Allah servet de ihsan eder. Geliri az olan rahat yaşar, çok olan rahatsız yaşar. Sayısız örnek görüyoruz. Bunlar mühim değil. Mühim olan gidişat doğru mu? Raylar doğru döşenmiş mi? Efendim, rızayı ilahi gözetiliyor mu? Bunlar yerindeyse hiç önemli değil. Para var veya yok, servet var veya yok. Ben çok zengin gördüm, mutsuz. Hele zengin kısmı bir de işler kötüye gittiği zaman
öyle ızdıraba düşüyor ki aman Allah'ım yani. Fakirden dayanıksız oluyor yani. İbni Haldun'a atfediliyordu. Öyle bir söze rastladım geçen de bir yerde, bir kitapta. Kıtlık zamanında ölüm açlıktan değil, alışılmış tokluktandır diyor. Allah'a ekber. İbni Haldun diye ben değil tanıyorum hocam. Ya, alışılmış tokluk. Alıştığınız zaman ihtiyacınız artıyor, beklentiniz artıyor. Bünye o şekilde alışıyor ve en küçük bir sarsıntıda kapaklanıyor, çaresiz kalıyor. Halbuki öyle örnekler gördüm ki mutlu, mesut, sağlam temeller üzerinde aileler ve hiç de zengin değiller, gösterişli değiller, efendim artistlik yok. Çok örnek gördüm. Bakın, bir vesile bulup da hayatını bir özet olarak anlatsam dediğim bir aile büyüğüm vardı. Refikam hanımefendinin nenesi. Yani babaannesi. Onlar hiç babaanne demediler tabii de. Evet. Efendim, 90 yaşını geçmiş olarak bundan 6 yıl önce göçtü. Ben kendisini çok iyi tanıma fırsatı buldum. Çok yakından tanırım. Yani onların damadı olmadan önceden beri tanırım. Dedeyi de çok iyi biliyorum. O da 6 ay sonra vefat etti hanımından. Yaşlar 90'ın üzerinde. 94-95 falan yani. Göç esnasında. 80 yıl kadar beraberlikleri var. Hayatlarından hiç şikayet etmediler. Etraflarındakiler de bunu böyle biliyorlar. Yüzünden tebessüm hiç eksik olmadı. Zenginlik asla söz konusu değildi ama evinde hep sofra kurulu olurdu. Gelen giden mutlaka az da olsa bir hediye alırdı. O fındık toplar verirdi, iki yumurta verirdi, ceviz toplar verirdi. Verirdi yani. Şimdi biz vermeyi fena halde unuttuk. Almakla mutlu olacağımızı zannediyoruz. Modern hayatın bize getirdiği arızalardan biri. Çok büyük yanlış, çok büyük. Beden almakla doyar, ruh vermekle. Ve biz bunu yaşayan örnek, yani bu hayatlarında merkezde tutan insanlar gördük yani. Ben 60'a geliyorum. Gözümle gördüğüm bir şey anlatıyorum size. Allah hayırlı ömür versin. Bir gün yemek yaparken gördüm. Orada 3-4 kişiydik. Beli bükülmüş, rükû vaziyetinde yürüyebiliyor. Yani bu anlattığım nene beli bükülmüş vaziyette, rükû vaziyetinde yürüyor. Yüzünde tebessüm eksik değil, şikayet ettiğini bilen yok herhangi bir konuda hiçbir zaman. Her zaman olumlu bakan, her zaman arabulucu, barıştırıcı, moral veren. Gidin yanına oturun, huzur bulursunuz. Yani içiniz rahatlar. Neden? Pozitif enerji yayıyor yani. Onun yanındaysanız rahatlarsınız yani. Söze de ihtiyaç yok. Yani. Yok. Yemek hazırlıyordu. Vallahi yaptığı yemeğe baktım, hayretler içinde kaldım. Bugün alıştığımız bir porsiyonun yarısı kadar bir yemekti. İki kişilikti. Dedeyle beraber o yemeği bitiremediler yani. Elhamdülillah. Nasıl bir alışkanlık saati. Nasıl bir alışkanlık. O günlerde de Arjantin'de bir zirve vardı. Uluslararası. Konu şu. Sürdürülebilir dünya düzeni falan falan yani. Gelin de görün. Bu ihtiyarları görün. Konuşmanıza hacet kalmayacak. Yani ihtiyacınızın 10 katı yiyorsunuz. Sonra bu dünya düzeni nasıl sürdürür? Sürdüremezsiniz. Tabii değil. Yani sadece o yediklerinizin fazlalığından, israftan ileri gelmiyor. Ayrıca ihtiyaç fazlası yedikleriniz hastalık yapıyor. Bitmiyor işiniz gücünüz yani. İlaçlara mahcup oluyorsunuz. İnsan yani bu örnekleri gördükten sonra mutluluğun, huzurun servetle bir ilgisi olmadığını aynel yakın yani elle tutulur netlikte müşahede ettim. Gençlerimize kabulü, hazmı zor da gelse bu notu düşmeden geçmeyeceğim. Ya ben zengin olduğu için mutlu olan, özellikle zengin olduğu için mutlu olan hatırlamıyorum. Beni bağışlasınlar.
Ama zenginliğinden dolayı huzursuz olan çok gördüm. Mesleğim de bana bunu 40 yıldan beri gösteriyor. Ben çok davaya baktım. Yani avukatlık yaptım. Ben şimdilerde yapmıyorsam da ceza davalarının, boşanma davalarının, bitmez tükenmez icra iflas davalarının temelinde ihtiyaçtan fazla mala tamah etmiş olmak var çoğu kere. Yani sayısız örnek gördüm. O halde neyin kıymetli olduğuna çok da fazla gaza gelmeden bakmak, serin kanlı bakmak lazım. Şaire kulak vermek lazım. Kısmetinse diyor, gelir diyor sana, zaten telaş edersen kavga edersin, bunalıma girersin diyor. Bu benim kurduğum cümleler, benim Türkçeleştirdiğim biçimi. Beytin orijinali şu. Allah. Kendi kendiye gelir kısmet olunca devlet, vaktini gözlemeyen yok yere kavgaya düşer. hak kefil oldu kulun rızkına halk eylemeden, bunu fikretmeyen endişeyi ferdaya düşer. İnsanın diyor rızkı tayin edildi. Kendisi rızkının peşinde koştuğu gibi rızkı da onun peşinde koşuyor. Bu hususta asla tereddüte mahal yok. Garanti altına alınmıştır, kefalet altına alınmıştır, düşünme. Ama sana düşen şey, helalden mi haramdan mı alacaksın sana ayrılan bu istihkakı? İşte sen burada hataya düşüp hayatını zehir edebilirsin. Allah rızka kefil ama imana değil. Yani bize düşen istikamet. Bize düşen istikamet. Yoksa bunalıma girersin, düşmanın çok olur. Ömrün huzursuzlukla geçer diyor şairimiz. Öyle şair dedikse de öyle hafife alınmasın yani. 1790 filan vefat yılı. Kayseri, Kayseri müftüsü. Yani adam üst düzey bürokrat aynı zamanda yani. Hayatın prensibini, temelini koymuş geçmiş rahmetli. Allah razı olsun hocam. Buradan çıkaracağımız birden fazla ders olur. İnşallah nasibim bize düşer. Hocam şimdi sizi şu anda takip eden ciddi bir sağlıkçı kitlesi var. Onlardan gelen bir soruyu size sormak istiyorum. Sağlık yerler, buyurun. Ne diyorlar? Diyorlar ki hocam şu anda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hekim olarak, eczacı olarak yani bir nevi savaşın içerisindeyiz. Elbet, bu noktada evet. Bizim bizi nasıl teskin edersiniz? Bize nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Çok da iyi götürüyorlar. Hiç tavsiyeye ihtiyaçlar olduğunu zannetmiyorum. Gayet iyi gidiyor. Manevi yani, boyutuyla hocam. Yani şu anki ruhi olarak sonuçta ailelerinden uzaklar var. Ondan sonra ciddi zorluklara katlanarak hareket edenler var. Bu noktada onları... Valla herkes kendisi için yazılan kaderi yaşıyor. Bu bizim kaderimizdir. Cenab-ı Hakk'ın dilediği olur. Onun rıza dilediği dışında, iradesi dışında bir tek virüs bile hareket edemez. Veren de o, alan da o. Ne muazzam bir şeydir ki bu kadar kutsi, bu kadar kıymetli bir vazife düşmüştür. Hayat nasıl olsa bitecek. Öyle de bitecek, böyle de bitecek ama son tahlilde bize kalan hayat denilen süreç içinde ne yaptın, nasıl yaptın, niçin yaptın sorusudur. Bu soruya muhatap olacağız. Bugün yarın soruyla karşılaşacağız. Onların herhalde cevap vermeleri bizden daha kolay. Yani herhalde daha kolay. Bir niyet değişikliğiyle belki, niyeti bir düzeltmeyle belki. Kendisine hizmet ettiğiniz zat... Yani kimlik numarası şu olan, yaşı bu olan, işte et kemik karışımı 80 kiloluk, 90 kiloluk bir organizma değil. Tamamen materyal mi? Evet. Değil, Allah'ın halifesi. Allah'ın yeryüzünde halifesidir muhatabın. Kuludur, iyalidir. Yani sen ona yaptığını Allah'ın hatırı için yaparsan, Allah yarattı, bana emanettir. Allah'ın emanetine bakıyorum ben. Noktayı nazarından bakarsanız, yaptığınız küçücük bir iş terazide tartılamaz bir ağırlık haline gelir. Bütün mesele niyet meselesidir. Şöyle bir misalle anlatılır. Süleymaniye Camii inşa ediliyor. İki amele
aynı ağırlıkta birer taşı götürürlerken farz-ı muhal senaryo soruyorsunuz. İşçilerden biri diyor ki ne yapıyorsun diye sorunca, bu Temmuz sıcağında diyor, bu ağırlığı, şu taşı diyor, şuradan şuraya götürüyorum diyor. Böyle kahırlı yani, mutsuz yani. Efendim, bu ücret alır. Bu ücret alır, o kadar. Öbürü aynı soruya şu cevabı veriyor. Biiznillah kıyamete kadar ayakta kalacak bir mukaddes ibadethanenin taşını taşımakla şerefleniyorum diyor. Allah, o da ücret alır ama onun ayrıca alacağı bir de ecir vardır. Nasıl bir bakış açısı? Farkı fark ettiren, farkı hasıl eden sadece bakış açısı. O kadar. Yani fen ilimleriyle meşgul olanların çok duydukları now how ibaresini, nasıl bilgisi yani, nasıllık evet, bilgisi mi? Öz bilgisi nedir? Islah edip now why niçin? Yani ne yaptığından çok çok daha önemlidir niçin yaptığın. Her personelimize, her sağlıkçı, her kademedeki hekim, hemşire, hasta bakıcı, her kademedeki eczacı, efendim, tababet ve şuabatı mensuplarına tavsiyem odur ki işe başlarken, daha siftah bismillah güne başlarken niyeti düzeltmek, kendini hazırlamak. Yani herkese nasip olmayacak bu şerefli hizmet, Cenab-ı Hakk'ın kullarına hizmet etme, Allah'ın iyaline hizmet etme şerefi bana bahşedildi. Ben bunu yapmaya gidiyorum. Bunu da Allah rızası için yapıyorum niyeti. Kimseye söylemesine gerek yok. Niyet sessizdir yani. Söze hacet yok. Yarın huzura vardığımızda, ya Rabbi benim elimden bu kadar geldi. Senin emanetine öyle baktım. Elimden bu geldi. Zaten senin dediğin oluyordu. Zaten sen ne dersen o oluyordu. Ama ben böyle bir niyet ettim. Diyerek boynunu bükme meselesi. Yani şimdi ameliyatlardan, çok çetin ameliyatlardan çıkan birçok hekim arkadaştan dinledim. An gelir diyor, hiçbir şey kalmaz elinde, acizini idrak edersin diyor. Her şey bitmiştir. Yani sadece beklersin, dua edersin. Allah dersin. Çünkü onu da seni de yaratan Allah. Şimdi bazen sızlandığımız oluyor. Düşünüyorum işte yaşadıklarımız falan. Sonra bazı örnekleri görüyorum veya duyuyorum dünyadan. Ya neler gördük Allah aşkına ya. Adamın eli yok, ayağı yok. Adamın hasbünallah yiyecek ekmeği yok. Başına bombalar yağıyor. Doya doya bir öğün karnını doyurmamış ömründe adam, bir öğün. Ve ömür böyle geçiyor ve sen derdin var diyorsun, öyle mi? Mübarek olsun senin derdin ya. Aman Allah'ım ya. Yani abartmamak lazım. Hepimiz imtihandayız. O öyle imtihan ediliyor. Biz böyle imtihan ediliyoruz. Allah sevdiği kuluna sevdiği bir hizmeti nasip eder, bir işi nasip eder. Kıymetini bilmek lazım. O da emanettir yani. O da emanettir. Kıymeti bilinmeyenden alınır. Yani Allah'ın hiçbirimize ihtiyacı yok. Hepimiz şerefleniyoruz bir şekilde. Gönderdiği belaya sabrederek hasta, onun tedavisine gayret ederek hekim, ona hizmet ederek evlat veya kardeş, her neyse, herkes ayrı ayrı imtihanda. Ne hastalar ve hastalıklar var. Refakatçi vefat ediyor, hasta şifa bulup eve dönüyor. Her Allah, derdin olur çaresi, her inleyen ölmez, her mihnete ahir bulunur, her gama payan. Hepsi geçecek. Derdi de belası da geçecek bu dünyanın. Dünyanın kendisi geçici. İmtihandayız vesselam. Sakın ha, sızlanmak yok. Allah. Efendim, günlerimizi öyle sayıyoruz. Öyle ki derde şükretmek gerekir değil mi? Derde yani hamd etmek diyelim hadi. Şükretmek, sen güzel söyledin ama, şükredilen nimet artar ya. Artarsa tahammül edemeyiz belki. O yüzden hamd etmek doğrusudur. Yoksa birçok aşık şükreder. Arttıkça şükrünü arttırır. Başka, ben o kadar kahraman değilim. Yani onun için kendim açısından söylüyorum. Yani hamd edelim. İyilik isteyelim. İmtihanı kaybetmemeyi isteyelim. Ahiretin bir anlık endişesi dünya dertlerinin tamamından ağırdır.
Biz sonsuz ahiret hayatına gidiyoruz. Biz imtihana gidiyoruz. Allah'a hesap vereceğiz. Yani bu hizmetle müşerref olanlar kimse bilmese de kıymetini kendileri bilsinler. Bir vatandaş olarak, gariban bir kimse olarak şu dönem eğer bize, insanımıza modern hayatın değer yargılarıyla zehirlenmiş, hastalanmış olan biz ceyizlere şunu öğrettiyse, magazin hadiselerinden ve onların kahramanlarından çok daha kıymetliymiş sağlık personeli. Bunu öğrettiyse yeter. Yani biraz bir kıymet bilelim artık yani. Nedir bu ya? Nedir bu? Olur olmaz şeylere kapıldık yani. Islah olmamız için de başka bir çare yok demek ki ya. Olmuyor insanoğlu böyle bir şey. Yani nimet elden gitmeden kıymeti bilinmiyor. Gitmeden bilelim ya. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Hocam şimdi işin bir de şu tarafı var. Evdeyiz. Şu anda sağlık hizmeti verenler ya da kamuda farklı hizmetler verenler hariç evet. Biz evlerimizdeyiz. Hocam evet. Bu nasıl diyeyim, müsait vakitleri nasıl değerlendirmemizi tavsiye edersiniz? Evlerimizdeyiz. Ramazan yaklaşıyor. Yani böyle düşünerek. bir saat tefekkür 60 yıllık ibadetten üstün yerine göre düşünmeli, kıymet bilmeli hayatın. Arkadaşlarımızın, hayat arkadaşımızın, evimizin, çoluk çocuğumuzun, efendim, zamanın. Bize haber verildi meşguliyet gelip çatmadan boş vaktin, hastalık gelmeden sıhhatin, ihtiyarlık gelmeden gençliğin, ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin diye bize ihtar geldi. Bilmedik ya da az bildiydik. İşte bu bir fırsattır. Tevbe etmek zamanıdır. Kendimizi düzeltmek, anlayışımızı tasfiye etmek zamanıdır. İbadetlerimize daha bir candan sarılma ve onları minnetle, şükranla ifa zamanıdır. Çok fazla meşguldük, böyle hızlı hızlı namazları kılıp kaçıyorduk değil mi? Yani şimdi bir toparlanma zamanıdır. Yani sana sevgiliyle randevu fırsatı verilmiş, sen bunu kaçar gibi camiden bir... Yani camilere şimdi hiç giremiyoruz ya. Evet. İmam sağa sola selam verdikten sonra böyle adeta içeride bomba ihbarı yapılmış gibi kapılara hücum ediyorduk. Ayakkabıyı zor buluyorduk. Özellikle cumaları. Özellikle cumaları. Demiş ki eskilerden biri, sizin camiden çıktığınız gibi girerdi eskiler. Fark oydu işte. Fark oydu. Yani düşünmekte, tefekkür etmekte fayda var. Mesele bir anlayış meselesi, idrak meselesidir. Derunidir, kalbidir, içseldir. İçimize bakmalıyız, kendimize bakmalıyız. Bunun başka çaresi yok. Zaten neyi konuşuyoruz, kaç günlük bir ömürden bahsediyoruz ya şimdi. Yani gençlik sizde kabar, bizde bitti. Bize ne kaldı? Yani şu kısacık birkaç günlük kalan ömürde de eğer eski kabahatlerin, günahların, kusurların telafisi yapılmazsa yazık yani, vay esafa. Yani bu fırsatı veriyor olması bile başlı başına yeterlidir. Telaşa mahal yok. Bakamadığımız kitaplar var bugüne kadar. Efendim, kazalar var üzerimizde muhtemelen. Efendim, tevbe var, tevbe. Özür dilemek var. Nabi merhum bir beytinde diyor ki, ref et, ref eyle dua için destini ama taksiri ibadette ruhi şerme nikab et. Biraz karmaşık bir beyt ise de ben günümüz Türkçesine çevireyim. Ellerini diyor böyle dua için kaldır da diyor. Kaldır ama sonra diyor kusurlarından dolayı kızaran yüzüne utançla ört diyor. Duadan sonra yani utanarak, ya Rabbi ben mahcubum falan diye. Yani utanma önemli. Utanmıyorsanız ne yaparsanız yapın buyurdu Hazreti Peygamber. Yani bize utanmayı bir öğretse de yani kazanç olarak, kar olarak yeter. Hiç şikayete mahal yok. Yani sizin meslek erbabı, tabipler, hemşireler daha iyi bilirsiniz benden. Bir doktor arkadaştan şunu dinlemiştim. Hastanede o gün asansör bozuktu diyor. 3 katı çıkmak zorunda kaldım. Ziyaret etmem gereken hasta 3. katta yatıyordu. Odasına girdim, hafif de kilolu, bunu bana anlatan doktor.
Üç katı biraz da hızlıca çıkınca yorulmuş. Odaya girince of demiş. Of yoruldum demiş. Yani sesli. Sesli demiş yani yoruldum demiş. Hasta yatağından şu cevabı vermiş. 4 yıldır yatağa bağlı hasta. Evladım keşke ben de yorulabilseydim. Allah'a. Doktor diyor ki nasıl mahcup oldum diyor. Nasıl büyük bir hata diyor. Şimdi senin şikayet ettiğin şey ne? Sıhhatin var, aklın var, kabiliyetin var, mesleğin var. Sana muhtaç insanlar var. Bir hizmeti yapabiliyorsun ve yorgunluk ve stres değil mi şikayetinin mevzuu? Evet hocam. Yatağından kalkamayan insanları lütfen hatırla. Yatağından kalkamayan, ah kalkabilsem neler yapardım diyen. Yani her şey, bu saydıklarımızın tamamı emanet olan nimetlerdir. Esasen nefes dahi emanettir. Can dahi emanettir. Emaneti muhafaza etmeli. Artistlik yapmamalı. Evet hocam, belki de açıkçası şöyle bakarsak, pandemi öncesindeki hayatımızla şu anı karşılaştırırsak aslında belki de ne büyük şükürsüzlüklerde bulunduk. Tabii canım. Şu anda bunun ceremesini yaşıyoruz. Tabii. Ben açıkçası biraz da bu noktada yorumlarınızı merak ediyorum hocam. Çünkü eskiden musafamız vardı, musafa edemiyoruz. Evet. Camilere gitmiyorduk, şimdi hiç gidemiyoruz. Yani sarılacaktık kardeşimize. Kardeşimize sarılamıyoruz. Anlayışta. Anlayışta. Yani her şey elden gidebilir. Bir gün de gidecektir zaten. Her şey. Yani bu küçük bir ihtardır. Dersi şimdi almanın zamanıdır. Yoksa her şey gibi bu da geçer. Yani şair dedi ki çekilenler kalır esad bu cihan içre hemen vakti şadi de gelir mevsimi mihnet de geçer. Mutluluk günleri de, sıkıntı günleri de gelir geçer. Ama sana kalan hatırasıdır, izidir, aldığın derstir. Çekilenler kalır Esad, bu cihan içre hemen. Şeyh Galip, Esad mahlasıyla diyor. Sana kalan onun izidir diyor. İnşallah güzel izler bırakır gider bizde. İnşallah hocam. Sevdiğiniz, en sevdiğiniz şairi sorsam çok mu? Yok. Haksızlık iyi ederim diğer şairlere. Ya. Tek isim vermek zorunluluğum yoksa. Yok hocam, tek değil. Şeyh Galip 1, Şair Nabi merhum 2, Naili merhum 3, Fenni 4. Maşallah sıralama o da. Baki 5. Yani bu kendi aralarında önem sırasıyla değil ama yani ilk aklıma gelen 5 şairi bunlar oldu. Fakat bir de şu var tabii. Şiirimizin bir özelliği var. Bazen iyi şairden değil de iyi şiirden söz etmek lazım dediğimiz oluyor. Adını duymadığımız şairin bir gazeli çıkıyor karşımıza. Muhteşem, gözleriniz kamaşıyor, heyecanlanıyorsunuz. Demek ki iyi şiirden bahsetmek lazım deniliyor ama isimden bahsedeceksek bu 5'ini öncelikle yad etmek isterim. Baki, Nabi ve Şeyh Galip başta olmak üzere. Zaten hocam en çok örnekleri de Şeyh Galip ve Nabi'den vereceğiz. Evet, en çok onlardan veririm. Heyecansız anamam onları. Onlarla adeta beraber yaşıyor gibi bir halet içindeyimdir. Onları tanımanın böyle de bir avantajı var. Kendileriyle yaşıyorsunuz sanki. Onların hadiseye bakış açılarını falan tahmin ediyorsunuz, hissediyorsunuz. Allah, o olsa ne derdi falan. Ahirete gidince inşallah yıllardır i̇nşallah. Arkadaşmışçasına onlarla... İnşallah, öyle ümit ediyorum olacak. İnşallah. İnşallah hocam. Şimdi bizi izleyen öğrenciler de var. Evet. Belli bir kesimi de İstanbul Üniversitesi'nden, yani Beyazıt çevresinde okuyan arkadaşlar da vardır eminim. Benim geçtiğim yerlerdeler yani, evet. Şimdi tam o kısma geliyorum. Hocam, Beyazıt Camii biliyorsunuz uzun zamandır evet. Restorasyondaydı. Evet. Yeni tamamlanmış, cami ibadete açılmış. Şu dönemde maalesef şu an çok ibadet camilerde mümkün değil. Siz de hocam İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdiniz. O süreçte oralarda sizin söyleminizle söylüyorum. Her gittiğimde kendimi bir farklı hissederim, avare hissederim diye. Oralarda hocam Beyazıt Camii çevresinde, meydanda böyle yaşadığınız, unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? Neyi kastettiğini çok iyi anladım. Allah razı olsun. İkinci Bayezid merhum tarafından yaptırılan bu camiyi ne zaman ziyaret etsem evvela babasını sonra oğlunu hatırlama ihtiyacı duyarım. Babası Fatih, oğlu Yavuz. İkinci Bayezid böyle bir adam. Caminin dış avlusundaydım ve elime bir gazete aldım. Gazetede Şair Necip Fazıl Kısaküre'nin
resmini gördüm, tam sayfa. Bu öldüğünü anlatıyordu bana. Yani bir şair ancak vefat ettiyse böyle yaparsınız. 1983 Mayıs'ının son haftasındayız. 25 veya 26'sıydı Mayıs'ın. Her gün evden okula, okuldan eve gelip giderken geçtiğim Erenköy'de otururdu. Evinin orada olduğunu bilirdim ama nasip olup cesaretimi toplayıp da hiç trenden inip kapısını çalamamıştım. Birisi beni götürür mü acaba diye bekleye bekleye 4 yıl geçmişti. Ben o halet içindeyken öldüğünü haber alıyorum ani bir şekilde. Ve onun resminin altındaki mısralara gözüm ilişti ama okumaya bile cesaret edemedim. Zaten darmadağın olmuştum. Biraz tahmin yürüteyim. Hangi beyttir o diye düşündüm. Aklımdan 7 ihtimal geçmişti. Yani okumadan önce gazeteyi koltuğumun altına alarak kendime de muhkem bir yer, şöyle korunaklı bir yer arıyorum bu arada, düşersem falan rezil olmayalım delikanlılıkta, 22 yaşındayız yani filan. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Birincisiydi. Ölüm ölene bayram. Bayrama sevinmek var. Oh ne güzel, bayramda tahta ata binmek var. İkincisiydi. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar serbi çürür, ölüm yıpranmaz. Üç. Şu geçeni durdursam çekip de eteğinden, soru versem haberin var mı öleceğinden. Dört. Büyük randevu bilsem nerede, saat kaçta. Tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta. Beş. Son gün olmasın dostum, çelengim top arabam. Alıp beni götürsün tam dört inanmış adam. Altı. Nihayet bir beyit daha vardı. Şimdi onu hatırlayamadım. Hatırlarsam söylerim. Onlardan biridir diye kurdum, düşündüm ve aradığım yeri bulunca gazete sayfasını açtım. Şu beytin yazılmış olduğunu gördüm. Genç adam yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel beni evde bulamayabilirsin. Yazıyordu. Yani. Darmadağın oldum. O günkü ders falan kaldı. Okula da gidemedim. 1983 Mayıs, yani 37 yıl önce merhum şairin gider ayak bize yaptığı şakadır bu. Hocam şu an bile inanın tüylerim ürperdi. Yani çok manidar. Gerçekten bunu hiçbir şekilde bir mantıkla açıklamak mümkün değil. Yani ne de, sayfa sekreteri öyle yapmasa iyiydi ama. Öyle yapmasa iyiydi ama. Yani hocam, doğrudan. Bence sayfa sekreteri yapmamış bunu. Herhalde. Çok daha ilahi bir yerden. Evet. Yani o gün beni teselli eden tek şey şu idi. Bu dünya hayatı bitecek ve bir gün nasıl olsa inşallah sonsuz hayatta karşılaşma imkanı, fırsatı var. Ölüm yok olmak değil, ölmek yok olmak değil. Efendim inşallah işaretler onu gösteriyor ki güzel gitmiştir. Çok güzel dostları, tanıdıkları vardı. Amin inşallah. Derecesini âli etsin. Taksiratı varsa evet, affetsin Cenab-ı Hak. Şimdi ümidimiz artıyor tabii. Yese düşmek yok. Dediğin, sen biraz önce senin dediğin gibi orada görüşürüz inşallah. eksik kalan şeyleri de orada tamamlarız. Hocam inşallah onlarla da epey böyle tanışık hissedeceğinizi düşünüyorum kendinizi gittiğinizde. İnşallah, inşallah çok ümit varım. Onca şiirlerini okudunuz. Tabii. Eskiler derler ki mükatebe nısfı mükalemedir. Şu demek yani. Kendisini görmediğinin yazısını okumak onunla görüşmenin yarısına tekabül eder. Mesela İmam-ı Gazali, Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani Hazaratı'nın bir eserini okudunuz. Okuyorsunuz. Bu ne demektir? Fiziki imkan yok, dünyada görüşemiyorsunuz, karşı karşıya gelemiyorsunuz. Yazdığını okuma zaten onun için yazdı. Okumak onunla görüşmenin yarısına tekabül eder. İnsan sevdiğini anar, andığını sever. Kalpten kalbe yol vardır. Eskilerin deyişiyle minel kalbi ilel kalbi sebi'la. Kalpten kalbe yol vardır. Ümit ediyoruz tabii. Ben çok teşekkür ediyorum bize böyle bir fırsat verdiğiniz için. Var mı başka soruların? Hocam şöyle bir 10-15 dakika tamam, inşallah tamam, toparlayacağım.
Sorular illaki var hocam. Hepsini sorma şansımız da yok. Ama zaten inşallah sizinle randevulaşıyoruz. Bir tamam. Nevi bir sözde. Allah tamam, izin verirse inşallah, bu inşallah. Pandemi sürecinden sonra sizi vakfımızda İnşallah. ağırlamak isteriz. Seve seve inşallah. İnşallah hocam. Şunu merak ediyorum açıkçası. Hayatınızın geri kalan kısmı için şu hedefim var. Ölmeden önce şunu da yapmak istiyorum dediğiniz bir şey var mıdır hocam? Ulaşabildiğim kadar insana ulaşarak güzellerden haber vermek. Yani benim bütün hedefim, gayem o. Ne kaldıysa ömrüm geride. Ulaşabildiğim kadar insana ulaşarak kalplerine dokunmak. Güzelliklerden, güzellerden haber vermek. Bunun dışında elle tutulur, tarif edilebilir, çerçevesi çizilebilir bir gaye takip ediyor değilim. Gayem bu. Anladım hocam. Şimdi şöyle bir sorum olacak. Yine sizin röportajlarınızı toparladım, oradan derledim bu soruyu. Hocam dijital bir çağdayız ve çok fazla uyaranla karşı karşıyayız. Yani tabiri caizse konsantrasyon diye bir, odaklanma diye bir şey maalesef yok. Evet. Bunu hem gençler olarak hem yetişkinler olarak yaşıyoruz. Bu noktada her birimiz bu imtihanla sınanıyoruz ve siz başarılı olmanın bir koşulu olarak da odaklanmayı, konsantre olmayı ve bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmeyi öngörüyorsunuz. Hocam bu Başarılı. irade noktasında nasıl kendimizi terbiye edebiliriz? Başarılı olduğumu hiç düşünmedim. Ben bu cevabı ezber nasıl yapılır hocam diye soranlara her zaman veriyorum. Yani yapabilmek için odaklanmak lazım. Zihnini boşaltabilmek lazım. Etraftaki lüzumsuz uyaranlardan kendini kurtarmak lazım. Lüzumsuz işlerden ve kişilerden hayatını kurtarmak lazım. Eski deyişle bunun adı uzlettir. Uzlet. Uzlet. Yani zararlı olandan, kötü olandan kendini kurtarmak, iyilerle beraber olmak diye açılabilir o kavram. Zamanımızın problemi tabii. Ve bu problemden kurtulmanın ön şartı farkına varmak. Ya, o problemin farkına varmak. En önemli unsur bu. Ben burada hata ettiğimizi düşünüyorum. Yani farkındalık noktasında. Normali buymuş gibi geliyor insanımıza. Çocukların, gençlerin internetle çok meşgul olduklarını, sosyal medyada fazla zaman kaybettiklerini falan söyleyen, bundan yakınan orta yaşlılar, yaşlılar, kendilerine bakmalılar öncelikle. Çok azı istisna edilirse toplumumuzun, her yaştaki kişi lüzumsuz bir biçimde bu hastalığa müptela olmuş durumda. Şimdi evdeyiz ve birbirimizi daha çok görüyoruz ve birbirimizden etkileşim imkanımız var. İşte çocukların, gençlerin bizden alacakları bir şey olmalı bu. Yani orada bir iktisat, orada bir kontrollülük, efendim, gerçek hayatı yaşama, yani yine ibadetlere gösterilecek hassasiyet, karşındakinin yüzüne bakma, gözüne bakma falan var ya, farkına varma. Sözle değil de halle yapılacak bir eğitimdir. Bu ve öncelikli kısmı kendini tamir etme, kendini düzeltme. Yani her zaman öyledir zaten. Arızayı kendinde arayıp bulacak, onun düzeltilmesine çalışacaksın ki etrafına bir faydan olsun. Aksi takdirde pedagojinin temel kaidesi insanlar öğretilmekten nefret eder, öğrenmeye bayılır. Öğretilmek ve öğrenmek. Evet. Çok güzel hocam. Farkında hocam, olmak önemli. Yani bu böyle bir arızamız olduğunu, modern çağın bize böyle bir hastalık getirdiğini fark etmek en önemli kısmı. Evet. Allah razı olsun hocam. Şimdi açıkçası bir 50 dakikayı neredeyse devirdik. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben size son sorumu sormak istiyorum. Hadi son sorumu. Soru benim için çok çarpıcı. İlk duyduğumda yine böyle kendimi çok garip hissetmiştim. Şu anda hocam tüm dünya sizi dinliyor olsa, varsayalım ki bebekler dahil, onların artık işitme kabiliyetleri var. Bütün dünya şu an sizi dinliyor olsa, onlara ne söylemek isterdiniz? Şunu söylemek isterdim. İki nokta üst üste, satır başı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sadece bunu söylemek isterdim. Teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza, katılanlara, sizlere. Biz çok teşekkür ediyoruz. Dediğiniz inşallah, gibi şu süreç geçsin de buluşalım inşallah. Vakıfta nerede İnşallah hocam. Aynı zamanda bu süreçte size sağlık, bağışıklık noktasında güçlendirici ufak birkaç hediyemiz olacak. Sizin eksik evinizde olmayın. İnşallah
Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Ne demek? İnşallah onu evinize göndereceğiz. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar.